Merhaba arkadaşım. Şimdi benzerliğin ikinci dersinde seninle şahane önemli bir konu işleyeceğiz. Ne o biliyor musun? Kelebek. Kelebekte çok güzel bir benzerlik var. O da şu. Bak. Bir şekilde şu üst tabanla alt taban birbirine paralel olduğunda burada kelebek benzerliği oluşur. Kelebeğin kanatlarını gördün. Şu iki açı birbirine eşit zaten. Dolayısıyla AB'nin uzunluğu DE'ye oranlandığı zaman bu benzerlik oranına eşit olur. Artı noktanın karşısında ne var? AC. Noktanın karşısında ne var? CE. Bunlar onun oranı da benzerlik oranını verir. Çizginin karşısında CB var. Burada çizginin karşısında DC var. Bunların oranı her türlü benzerlik oranını verecek. Hemen soruya bakıyorum. DG burası GE'ye eşit. Güzel. DE bak önemli şey bu. DE paraleldir BC'ye. Bunların paralel olduğu bilgisi ana fikri veriyor. Demek ki burada benzerlik var. Neden? Paralellik var çünkü. 2. 2 neredesin burada? 6 neredesin burada? X neredesin burada? X'i soruyor. Şimdi bak, ilk başta şurada küçücük, minicik, güzel bir kelebek var. Şuraya bakar mısın? Kelebeği gördün değil mi? Gördüm hocam. Süper. Bak, buradaki kenar 2 iken buradaki kenar 6. Demek ki 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 benzerlik var. Yani burası atıyorum 1 kaysa burası 3K yapacak. Tabii hocam 2 ile 6'nın benzer olduğunu nereden çıkardınız diyebilirsin. Bak şurası nokta açısıysa Z kuralı gereği burası da nokta açı. Noktanın karşısında 2, noktanın karşısında 6 oldu. Gördün mü? Bunlar da zaten karşılıklı kenarlar. Bu açılar şu açılar eşit olduğu için karşılıklı olarak benzerdir. Heh, şimdi bunlar eşit değil miydi? K ise burada K. Güzel. Şimdi burayı kapatabilirsin artık. Temel benzerlik teoremi. Nedir o? Bunlar paralel olduğu için X'in tamamının oranı K'nın 3K'ya oranına eşittir. Bitti. Hemen bu oranı yapıyorum. X bölü tamamı nedir? 6, 2 daha 8, x daha x artı 8. Eşit olacak. K'nın 3K'ya. Yani 1'in 3'ü oranı. Sonra K'ya 3K deyince K'lar sadeleşir. 1'e 3 olur. Uğraşmak istemedim. İçler dışlar çarpımı 3x eşittir. X artı 8'i 1 ile çarp. X artı 8. At buraya 2x eşittir. 8 ise x eşittir. 4'tür. X yerine götür 4'ü yapıştır. Zaten x'i soruyordu. Bitti. Gördün mü? Hem bir kelebek hem temel benzerlik. Sonra fırlat. Heh, bak burası önemli. Diyor ki bir üçgenin dışarıdan bir doğruyla kestiğin zaman bak şu D doğrusuyla kestiğin zaman D'den ya da C'den paralellik çizerek kelebek oluştur. Yani şu C noktasından şu BA'ya bir paralellik çiz ve burada bir kelebek oluştur diyor. He, o zaman bakıyorum. ABC üçgenine dışarıdan bunu yardırmış. Buradan bir kelebek nasıl üretirim diyorum. Önce verilenleri soruya bir aktarayım. Bu bana ipucu verebilir. BF neyse FC onun iki katı. Mesela BF'ye A diyorum. Buraya A dediğim için FC 2A olur. Burası 2A. Güzel. Başka bir renkle yazayım şunu da. Mesela EC B ise pardon yeşilmiş. AE ne olur? 3B. 3B. Tamam. Bunu da yazdım. Şimdi bana ne lazım? Kelebek lazım. Kelebeği nasıl üreteceğim acaba ya? Düşünüyorum. Dur şu rengi alacağım. Karar veremedim. Bayağı renk var burada. Seçenek çok olunca kafa karışıyor. He, BD nedir? Buraya da X diyelim. Şimdi arkadaşlar düşünüyorum düşünüyorum. Buradan kelebeği nasıl yapabilirim? He, şuradan bir kelebek üreteyim. Buna bir EC'ye bir paralel çiziyorum. Bakın. Bunlar paralel oldu. Bu çizgiler komple. Dolayısıyla şurada küçük bir kelebek gördüm. Sen de o kelebeği gördün mü? Gördün. Bak kenara bak. A 2A. Yani burada ne varsa burada iki katı var. Fark ettin değil mi? A'ya 2A kelebeği var. O zaman burada B ise burada onun yarısı olmalı. B bölü 2. Neden? Çünkü B bölü 2 var. 2 katı B. A var. 2 katı 2A. 1'e 2 benzerlik oranından buranın B bölü 2 olduğunu anladım. Peki. Şimdi ne yapacağım? Temel benzerlik oranı. Nerede hocam? Ben onu görmedim diyorsun. Hemen göstereyim. Bu arada AD'ye 12 demişti. Şuranın komplesi. Hop, 12. Bak. Şunla şu paralel. Bu kısmı kapat. Bu ikisi paralel olduğu için artık işim B. Bak bu da B, bu da B. X'in tamamı olan 12'ye oranı B bölü 2'nin 3B'ye oranına eşittir. Vay güzel. O zaman yazıyorum. X bölü tamamı 12 eşittir. B bölü 2 bölü 3B. İşte bu. Yani X bölü 12 eşittir. Bunu biliyorsun ters çevirip çarpıyoruz. Şurada kenarda sana güzelce yapayım. B bölü 2 çarpı o da 1 bölü 3B yapar. Zaten B'ler sadeleşir. Cevap 1 bölü 2 kere 3 6. 1 bölü 6. Bir içler dışlar çarpımı. 6x eşittir 12'den x eşittir 2 geldi sayın seyirciler. Yapıştır. x2'ymiş. Baya uzun bir 2 ama şekle kanmayın siz. x2 yani tamam. Güzel. O zaman şunu uçuruyorum. Uçan kağıda elveda diyoruz.
arkadaki bilgi bize diyor ki paralel kenar, dikdörtgen, kare, bilmem ne, bunları gördüğün zaman aklına hemen kelebek getir. Muhtemelen bir kelebek oluşuyor. Çünkü paralel kenar, dikdörtgen ve kare bunlar paralel şekillerdir. Madem paralellik var, benzerlik var. Madem benzerlik var, kelebek arayalım. AE 11. A'dan E'ye kadar 11. Şuradan şuraya. Tamam. Hiçbir şey yazmıyorum. AF eksi FE nedir? Bak burası 6 mı? 6. Buraya da 6 yazdım. Kelebeği kim gördü arkadaşlar? Ben gördüm hocam. Şurası diyorsun. Aferin sana. Neden orası? Çünkü paralellik var. Bunlar bir paralel kenar olduğu için paraleller. Kelebek gereği. Burası atıyorum 5K ise burası 6K olmalı. Bu çizginin bir kısmı 5, bir kısmı 6 olmalı. Çünkü bak benzerlik oranına bakar mısın? Bunda 5 olan bunda 6 olmuş. Güzel. Buranın tamamına biraz önce 11 demişti. 11K 6 artı 5. 11K 11 ise K1'dir. Dolayısıyla burası 6, burası 5 yapar yani. AF 6 eksi. FE 5. Cevap 1. Yapıştır ve uçuyor. Hızlı geçeyim o soruyu biraz. Gelelim şu zımbırtıya. Bu zımbırtıda şu kalemi alayım dur. Bu zımbırtıda şöyle bir şey var. İç içe sanki 4 tane üçgen var. Şurada bir kelebek var. İşte bir şeyler var da var. Diyor ki bu gibi sorularda kelebek ya da temel benzerlik oranı, bunların hepsini yapabilirsin. Hangisiyle istersen o şekilde çıkar. Ben diyorum ki bir temel benzerlikle bakayım. Bakayım aklıma ne gelecek. Bir kere şurada kelebeği gördüm. Tamam, o eyvallah. Başka var mı? Aa bir dakika ya. Şurayı kapat. Temel benzerliği çok seviyorum. Bak bunlar paralel bu arada. Üçü de paralel. Nereden biliyorsunuz hocam? Burada verilmiş. 4 ve 12 de verilmiş. Kapat burayı. Bak benzerlik oranı 4'e 12. Yani burası buranın tamamının oranı 4 bölü 12 yapacak. O zaman atıyorum burası 4A ise 4A'nın 12A olması için burası da 8A olur. Bak 4, 12, 4, 12 sağladım. Şimdi kaldırıyorum elimi. Neden? Çünkü şimdi burayı kapatıp tersten bakacağım. Bunlar paralel. 4'ün x oranı 8'in tamamı olan 12'ye oranına eşittir. Vay, gördün mü? Nerede kalın kalem? Gel buraya bak. Burayı salla şimdi. Burayı nasıl kapatabilirim? Ya kapat şöyle işte. Yok burası, tamam mı? Bak 8'in tamamı olan 12A'ya oranı 8A bölü 12A eşittir 4'ün x oranı. 4 bölü x. Tak tak sadeleştir. Bir içler dışlar çarpımı 8 çarpı x eşittir 4 çarpı 12'den 4'e 2. 2x 12 x 6. Yapıştır 6'yı, olayı bitir. Benzerlik falan da bulabilirdin ama geometri sonuçta, bir tane çözüm yolu yok valla. Bir sürü çözüm yolu var. Hangisi hoşuna giderse onunla yaparsın. Uçuyor. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. O da nedir? En çok benzerliğin ve kelebeğin kullanıldığı soru tiplerinden biri dik üçgenli sorular. Bunu özellikle çok iyi anlamanı istiyorum. Neden? Çünkü bu sorulardan çok gelir ya. Gırla böyle sürekli. Bak nokta ve çizgi açılar vererek, istersen de AB diyerek fark etmez, üçgenlerin köşelerini harflendireceğiz. Bu bir dikdörtgen mi? Evet. O zaman burası 90 derece. Diyorum ki burası nokta ve burası çizgi olsun ki nokta ile çizgi 90 derece olsun. Ya da A artı B deyip A artı B 90 da diyebilirsin. Nokta çizgi işi hızlandırıyor. Sonra diyorum ki burada bir 90 derece var. Buranın tamamı 180. Bu 90 ise, bura nokta ise burada çizgi olacak ki nokta çizgi de 90 yapsın. Bir 90 da burada 180. Süper. Sonra diyorum ki ya bu 2, bu 10, burada bir yamuk var. Bu bana lazım değil muhtemelen. Buradan aşağı bir diklik indiriyorum. Bu 2 buraya 2 diye indi. 10'un ikisi gitti, buraya 8 kaldı. Aa hocam burada bir dik üçgen. 90 var, çizgi var. Aha da bura nokta olacak değil mi? Aferin sana. İşte önemli olan şu ikisi arasında böyle bir benzerlik yakalamaktı. Yakaladık. Yakaladıysak ne olacak? Gel bakalım kırmızıya. Şu iki üçgen arkadaşlar şimdi benzer oldu. Şunla bu. Çünkü açıları eşit ve kenar uzunluklarını biliyorum. Hocam F'den buraya kadar bilmiyorsunuz ki deme sakın. Bak burası 6 ise orası da 6. Çünkü dikdörtgen, paraleller ve dik inmişler. Gördüğün gibi 6, 8, 10. Hadi bunu da yazayım. Şimdi başlıyorum. Buradan başlamak istiyorum. Noktanın karşısında 6 var. Buraya geçiyorum. Noktanın karşısında 8 var. Buraya geliyorum tekrar. İlk başladığım yere. Çizginin karşısında x var. Buraya geliyorum. Çizginin karşısında 6 var. İşte bu kadar. İçler dışlar. 36 eşittir 8x. X eşittir 36 bölü 8. Hocam neden sadeleştirmiyorsunuz? 4'e bölüm 9. 4'e bölüm 2. 9 bölü 2. X 9 bölü 2. Yani 4,5. Genelde de 9 bölü 2 yazılır. Bu kadar. Güzelmiş değil mi? Önemli şeyi tekrarlıyorum. Nokta çizgi, nokta çizgi açıları vermek çok önemli. Şu 90 sayesinde buraya öyle geçiş yaptım. Bu arada burası çizgiyse buraya nokta diyebilirsin. Bura 90, bura nokta, bura çizgi.
Bu üçgenler arasında da benzerlik arayabilirdin. Ama onlar arasında olmadığını biliyorum. Neden? Çünkü soruyu daha önce çözdüm. Yani biraz işi hızlandıralım, değil mi? Arkadaşlar, matematik soru çözerken öğrenilir. Bol bol soru çözmeniz için hazırladığımız tüm kaynakları şenolhocamağaza.com'da ve kitapçılarda bulabilirsiniz. İyi dersler, iyi seyirler. Gelelim benzerliğin alanla ilişkisine. Arkadaşlar, iki benzer üçgenin ya da iki benzer şeklin benzerlik oranı neyse bütün uzunluklarda o oran geçerlidir. Yani yükseklikte de aynı, benzerlik oranında birbirine benzer, çevreleri de, kenarları da, açıortayda falan filan her şey. Ama iş alana gelince, biliyorsun ki biz alanı santimetre kare, metre kare gibi karelerle ölçeriz. Benzerliğin k ise alana geçtiğin zaman benzerlik oranın k karedir. He, güzel. Bak, fakat alanlarda benzerlik oranı k kare. Bunu bileceksin. Şimdi şu üçgenlere gelelim. ABC üçgeninde bura 3, bura 12, BD 6. BD neresi? Burası 6. FD nedir? Ha, bu arada size şurada küçük bir bilgi vermeyi unutmuşum arkadaşlar. DE BC'ye paraleldir diye vermem lazımdı. Şurada vereyim. ED paraleldir BC. Çünkü bu paralel olduğu verilmezse ben burada benzerlik yapamam. Paralel. Ya, unutmuşum artık. Allah'tan ki soruyu okuyunca fark ettim. Şimdi 3 ve 12'yi gördün. Bu iki kelebekte. Gördün mü kelebeği? Göremedim hocam. Ya şurası bak. Şu kelebeği gördün şimdi, değil mi? Heh. Bu kelebekte benzerlik oranının karesi 3 bölü 12 sana k kareyi verecek. Dolayısıyla çünkü alanları oranladım. Bunlar 3 ve 12 alan. Sadeleştir 12 ile 3'ü, 1 bölü 4 k kare. K kare 1 bölü 4 ise k'nın kendisi 1 bölü 2 olmalı. Çünkü karesi 1 bölü 4 ise kendi 1 bölü 2. Demek ki benzerlik oranı 1 bölü 2. Yani atıyorum şurası K demeyeyim, buradaki K ile aklınız karışır. Burası A ise burası 2A. Çünkü 1'e 2, bu küçük bu büyük. Peki buranın tamamını bana ne demişti biraz önce? 6. BD 6 olduğuna göre 3A 6 ise A ne olur? 2. Yani burası 2, burası 4'tür. FD'yi mi sormuştu? 2. Yapıştırırız. Bitti. Önemli olan alanların oranının benzerlik oranının karesi olduğunu bilmek. O zaman bunu da uçuralım. Fırlat ve alan sorularından devam. Şimdi alanlarda şöyle bir şey var. Mesela bir üçgeni o şöyle eşit parçalara böldün. Çizgileri çektin. Bu alan S, 3S, 5S, 7S diye ilerler. Ama biz bunu ezberlemiyoruz. Sebebi şu. Biz mantıkla yürüyeceğiz. Şunlar paralel olduğu için benzerlik gereği. Buradaki benzerlik oranı 1'e 2 mi? Evet. Benzerlik oranı K 1'e 2 ise alanın oranı, bunun karesi 1'e 4'tür. O zaman burası S ise tamamı 4S olacak. S buraya, demek ki buraya da 3S yazacağım. Bak, 4S oldu. Bak, 1'e 3 oranı buradan çıktı. Aynı şekilde böyle aşağı doğru devam edebilirsin. Biz şu benzerliği yapacağız. Formülü ezberlemeyeceğiz. Yani ben bile açıkçası ezberleyip kullanmıyorum. Çünkü ezberlersem unutabilirim. Ama kullanırsam kalıcı olur. Süperim ya. Demek ki çok soru çözmeliyiz. DE, çünkü soru çözdük de akılda kalır. Paralel BC oldu. AE ne olsun? Mesela diyelim A olsun. AE burası bu arada, pardon. A, şurayı çiz. AE A ise EC 2A oldu gördüğün gibi. EC 2A yazdım. DE BC, neresi orası? DE BC. Şu alt kısım şöyle hafiften tarayayım. Buranın alanı 64. Niye siyah kullanıyorum ya ben bu ara? Şunu değiştireyim. Renk gel bakayım. Mavi mavi. Gel buraya. Bak, kırmızının da kapağı açık kalmış. Sonra bitiyor, kuruyor. He? Sen salla. Şimdi 64 AD'nin alanı nedir? Ya ne var bunda Allah'ını seversen? Bunlar paralel olduğu için benzerlik yaparım. 1'e 3 A'ya 3A, yani 1'e 3 K benzerlik oranıdır. Demek ki bunun karesi olan 1'e 9 alanlarının benzerlik oranıdır. Yani buraya 1S düştüyse tamamı 9S olur. Mesela buraya 1S mi verdim? S. Tamamı 9S olacak. 1S burada olduğu için buraya 8S diyeceğim. Gördün mü? Bak, 1'e 9. Alırken şöyle yapmayın. 1'e 8 diye düşünme. He. Bu üçgen 1, bu üçgen 9 oluyor. Bak şimdi 8s neye eşit oldu? 64'e. Böl 8'e, 1s 8'i temsil eder. Demek ki burası 1s'ti zaten, 8. Orayı sormuyor muydu? AD, evet, yapıştır 8. Bitti. Güzelmiş değil mi? Çok kolaymış hocam ya. Tabii canım, kek bunlar. Şimdi geliyoruz geometri sınav ikizi soru bankamızda. Sayfa 132'de 11. soru. Şöyle güzel bir renkli soru. Bu sorunun pratik bilgisi diyor ki, pratik bilgi dedi, diyorum. Demek ki su içmem lazım. Ağzım dilim kurudu. Burada diyor, bir üçgende ne kadar taban varsa o kadar alan alır. Yani alan tabanla orantılı bir şekilde dağıtılır. Mantıklı. Şimdi bakıyoruz. Üçgen AD, bu DC'ye eşit verilmiş burada.
Diklik burada. Açıortay orada. ABE yeşil bölgenin mavi bölgenin alanına oranı nedir diyor. Peki diyeceksin ki hocam şu paralel ya, bunlar paralel mi bilmiyorum şu an. Öyle bir şey verilmemiş. Belki unuttunuz hocam. Yok, unutmadım. Burada unutmadım. Şimdi bak diyorum, bu soruyu nasıl çözeceğim acaba? Ya açıortay var ve diklik imiş. Ya diyorum sanki şu çizgi eksik ha. Vallahi şu çizgi sanki eksik. Bu çizgiyi devam ettiriyorum. Aa diyorum, buradan gelen BE'ye bakar mısın? Hem açıortay hem yükseklik. O zaman mutlaka aynı zamanda kenarortay olacak. Şu çizgi. Hem açıortay hem yükseklikse aynı zamanda kenarortay olacak. Çünkü bu özellik ancak ve ancak ikizkenarda sağlanır. Bu bir ikizkenar üçgen diyorum. Çünkü bir çizgi iki özelliği barındırıyorsa, şu iki özelliği barındırıyorsa mutlaka üçüncüyü de barındırır. Çünkü hem açıortay hem yükseklik kenarortay da gelir. Neyse, uzatmıyorum. Eski konulara atıf yaptım böylece. Şimdi bak, bu çizgi ED hem bunu iki eş parçaya bölmüş hem bunu iki eş parçaya bölmüş. Gördün mü? Orta tabandır. Demek ki mecburen bu buna paralel. Paralel olursa orta taban oluyor çünkü. Süper. Sol taraf ve sağ taraf ortadan böldüğü için. Şimdi bakıyorum. Başka ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Buldum. Benzerlik yapacağım. Kapat şunu. Benzerlik oranı 1'e 2 mi? 1 bölü 2 mi benzerlik oranı? Evet. Şu küçük üçgenle büyük üçgenin. Çünkü 1'e 2 geldi. O zaman bunun karesi olan 1 bölü 4 k kare benzerlik de alanların oranıdır. Örneğin burası 1s ise tamamı 4s olacak. O zaman buraya 3s kalır. Güzel. Çünkü 1'e komplesiyle 4 oranı var. S komples 4s olacaksa buraya 3s kaldı. Güzel. Şimdi elini kaldır. Şimdi şu gelen çizgiye bakalım. Bakalım ne var o çizgide? Bu soruda bayağı bir şey varmış ha arkadaşlar. Şöyle nasıl diyeyim sana? İkizkenar, kenarortay, yükseklik. Buranın da kenarortay olduğunu sana nasıl göstereceğim biliyor musun? Şu bilgi sayesinde. Bu bilgiyi unuttum. Bak şimdi ED. Hocam her şeyi unutuyorsunuz bugün. Ya kusura bakmayın. ED. Atıyorum burası K ise AB. Burası 2K'ymış. Bu bilgiyi de vermiş bana. Neden? Şöyle yap demiş. Burası madem K uzunluğuna sahip 1'e 2 oranı var. Bu orta tabansa burada 2K yapar. Güzel. Sonra biraz önce biz bunu hem yükseklik hem açıortay hem kenarortay bulduk. Demek ki bu ikizkenar. Bu 2K ise bu 2K. Bak bu gelen çizgiyi tam ortadan 2'ye bölmüş. Kenarortay yapmış burayı. Vay be. Sonra şimdi S 3S. Burası komple 4S değil mi? 2 tabana 4S düştüyse şu 2 tabana da ATP noktasına itibaren şu 2 tabana da buraya da 4S düşer. Burada 4S ise şuradan baktığın zaman tabanı 2 eş parçaya böldüğüne göre şu 2 üçgen birbirinin aynısıdır alan olarak. 4S'in 2S'i buraya, 2S'i buraya gelir. Vay olay. Olaya gelin. Dolayısıyla mavi bölgenin alanı S'ken yeşilin alanı ABE'yi mi soruyordu önce? Önce ABE'yi soruyordu. ABE'nin alanı 2S'ken küçüğün alanı S'tir. Sadeleştir 2 çıkar. Yapıştır. Amma zorlamışız ya soruda. Hakikaten ama bütün bilgileri içeren çok güzel kapsamlı bir soru olmuş. Hocam kendi sorunuzu övmeyin şimdi diyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten soruya dikkat etmeyince ben bile bir an takıldım. Şu bilgiyi unutmuşum çünkü. Soruyu okumayı ihmal etmeyin. Bak şimdi kendi hatamdan ders çıkarıyorum. Soruyu tam okuyacağız arkadaşlar. Verileri tam yansıtacağız, ondan sonra çözeceğiz. Yoksa benim gibi böyle arada kalırsınız. Tekrarlayayım soruyu. Şöyle kısa bir özet geçeyim. Arkadaşlar yaptığım şuydu. Bu çizgiyi devam ettirdim. Bu gelen çizginin hem kenarortay hem açıortay hem yükseklik olduğundan buranın ikizkenar olduğunu anladım. Sonra şu uzunluğa baktım. Buraya K demiş, buraya 2K demiş. İkizkenar olduğu için burada da 2K dedim. Sonra bura K ise bura 2K olur. Neden? Bu paraleldir, orta tabandır. 1'e 2 böldüğü için K ise 2K oldu. Sonra bir baktım. Buralar da kenarortay. Güzel. Eşit bölünmüş. Sonra alanı paylaştırırken benzerlik oranı 1'e 2 olduğu için 1'e 4 yaptım. S 3S 4S oldu. Sonra dedim ki buraya 4S düştüyse buraya da 4S düşecek. Bunlar eşit tabanlı olduğu için bu iki üçgene 2S 2S eşit paylaştırdım. Bir baktım burası S oldu, burası 2S oldu. Olay bitti. Sonra kağıt uçtu. Uçtu ve gitti. Gelelim sözel sorulara. Sözel bir soru gördüğünde ne yapacaksın? Onu görelim. Sınav ikizi geometri soru bankamız sayfa 140 9. soru. ABC üçgenin diklik merkezi A noktasıdır. Hemen geliyorum. Ya diklik merkezi ne? Bir üçgende yüksekliklerin kesim noktası. Demek ki diklik noktası diklik merkezi A noktasıysa A dik kesişen bir nokta olmalı. Şöyle yapayım. A burası olsun. B, C. Demek ki A dik kesişiyor diklik merkezi. 3 tane yükseklik burada kesişiyor. Tamam.
Çizdim. Şimdi renk değiştiriyorum. AH dik BC olmak üzere BC üzerinden bir H noktası alın. BC'den bir H noktası alın. Aldım. AH A'dan H'ye çizeceğin şu yükseklik dik olsun BC'ye. Tamam. Aklınıza hemen Öglit geldi. Diklikten diklik çıktığı için aferin ama yapmayacağız şimdi. G1 noktası ABH üçgenin ağırlık merkezi. ABH'nin ağırlık merkezi şurası G1 olsun. G2 noktası ABC üçgenin ağırlık merkezidir. ABC'nin ağırlık merkezi G. Acaba nereye koyacağım hocam? Ama diyor ki G elemandır AH. AH'ın üzerinde G2. Vay, o zaman burası şeydir. Kenar ortaydır. Çünkü ağırlık merkezinden geçmiş ya. Bu da iyi. Şu rengi bir değiştireyim. Pek sevmedim. BH 6. E bura 6 ise kenar ortay olduğu için bu da 6. Yukarıdaki verilene göre G1, G2 ve H. Bu üçgenin alanı nedir? Peki bulalım. Evet bulalım. Peki bulacağız. Şimdi nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar bir kere diklikten inen çizgi karşı iki eş parçaya bölmüş. Kendi de o parçalardan birine eşit olur. AH 6 olacak. 6'yı ben öyle paylaştıracağım ki ağırlık merkezi olduğu için 2 buraya 4 buraya. Yani 1'e 2 oranında paylaştırdım direkt. Burası 6 yaptı. Güzel. Sonra başka ne var ne var? Ne var başka? Bakalım. He şu var. Çok güzel bir şey gördüm. Şu madem ağırlık merkezi. Buradan buraya bir çizgi çiziyorum. Buradaki oran K'ya 2K olmayacak mı? Olacak. Buradaki oran da K'ya 2K ama ben şu G2 noktasını biraz yukarı yazmışım açıkçası. Şuraya alıyorum tekrardan. G2 burada. Burada değil. Yeşil gel. Şurada yani. Tamam burayı salla. Hatta dur. Niye sallıyorsun? Sileyim. Dax silim var. Vay. Şöyle siliyorum burayı. Tamam. Neden öyle yaptım biliyor musun? Çünkü bak benzerlik oranı 2'ye 3 ya burada. Burada da 2'ye 3. Biraz önceki şekil çok absürttü. Aa bak şimdi neyi fark ettim. Madem buradaki benzerlik 2'ye 3. Burada da 2'ye 3 birim. Yani 6'ya 4 2'ye 3 yapar. Pardon 4'e 6 2'ye 3 yapar. O zaman burada aynı benzerlik sağlandığına göre burada mecburen bir paralellik var. Çünkü paralellik olursa sol kanattaki benzerlik sağ kanattaki benzerliğe uyar. E madem paralellik bu buraya dik iniyor. Bu çizgi buraya dik iniyor. O zaman bu çizgi de buna diktir. Çünkü bunlar paralelse bu çizgi her ikisiyle aynı açı yapar. Burada 90 derece. Peki bitti mi? Bitmedi. Benzerlik oranı 4'e 6 mı? 4'e 6 yani 2'ye 3 benzerlik oranı mı var? Evet. Buraya x diyelim. X'e burası kaç olacak? 3. 6'yı yarı yarıya böl. 3, 3. Şimdi x'e 3 yaptı. Yani şunun şunu oranı x'in 3'ü oranı 4'ün 6'ya oranına eşittir. Zaten buradan x'in 2 olduğunu gördün. Burada 2. Şu üçgenin alanını istiyordu benden. Çok biraz uzattım kusura bakmayın ama. Bura 2, bura 2 çarp. 2 kere 2 4 böl 2'ye 2. Çünkü burası dik üçgen. Alanı 2'dir. Nerede yapıştır? D şıkkı. Böylece arkadaşlar kendi sorularımda zorlanan bir şeyin olacağı gördünüz. Evet. Zorlanmadım tabii ki de. Yani soruyu aktarırken çizimlerini biraz yanlış yaptım. Demek ki çizimlerini doğru yapmak. Bu taraftaki orantıyı ve bu taraftaki orantının aynı olduğunu görüp bunların paralel olduğunu görmek. Bu dikliğin burada da olduğunu anlamak. 2, 2, 4. Böl 2'ye 2 diye işaretlemek gerek. Önemli bilgi. Yayalım. Ve gelmişiz son sayfaya. Arkadaşlar Şenol Hoca kitaplarını şenolhocamağaza.com'da kitapçılarda kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Şenol Hoca'nın bizzat kendisini Instagram'da Şenol Hoca'da bulabilirsiniz. Videoların devamını zaten biliyorsunuz bu kanalda bulacaksınız.